Selam arkadaşlar. Şevket Akçam arkadaşımız User Forum'da sayfalar arasında geçiş nasıl yapılır? Onunla ilgili bir ders istiyor. Hemen kısa bir ders yapmak istiyorum arkadaşlar. Fazla zamanım yok bu aralar. Şimdi ben bu dosyayı sayfalar arası dolaşma diye kaydettim. Farklı kaydetledim. Makro içerebilen çalışma kitabı diye kaydettim. Hemen şuraya sayfa 1, şuraya sayfa 2, sayfa 3, sayfa 4 böyle sayfalar oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Hemen buradan bir buton ekliyorum. Butonun ismini de formu aç diyorum. Formu aç. Tamam. Şimdi buranın içine girdim. Bir form ekliyorum. Tekrar sayfama geri geldim. Buraya user form 1.show dedim. Yani şu butona tıkladığım zaman user formu açılacak. Gördüğünüz gibi açıldı. Yani şöyle içine girdim. User formu daha önce yani formumu açtıktan sonra User form 1.show dedim. User form 1'e geldim arkadaşlar. Ben buraya bir liste alayım isterseniz. Şöyle bir list box çizdim. Bunun üstüne de sayfalar diyorum. Sayfalar. Tamam. Şimdi sayfalarımı buraya çağıracağım ve her tıkladığımda da o sayfaya gitsin istiyorum. Hemen formun içine girdim. Formun initialize kısmına girdim arkadaşlar. Burada dim x as integer diyorum. Bir döngü yapacağım şimdi tekrar. For x eşittir 1 to 1 to şöyle yazıyorum. Sheets nokta count sayfa sonuna kadar git. Sayfaların sonuna kadar git dedim. Sonra şunun ismini arkadaşlar bu list box'ımızın ismi list box 1'dir. İstersen onun ismini LST sayfalar diyelim. LST sayfalar. Tamam. Ve şöyle yazıyorum. LST sayfalar nokta add item ekle. Neyi ekle? Sheets x nokta name. Yani sayfa sonuna kadar sayfa isimlerini ekle dedim. Next diyorum. Şimdi bakın ben şuradan şunu çalıştırayım şimdi. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3, sayfa 4, sayfa 7'ye kadar var. Mesela yeni bir sayfa ekleyeyim. Sayfa 8 ekledim gördüğünüz gibi şuraya. Şimdi geliyorum buradan. Hemen sayfa 8'in de burada olduğunu görüyorum. Şimdi hangi sayfayı tıklarsam o sayfaya gitsin istiyorum. Şuradan diyorum ki ne diyeceğim şimdi? Sheets diyorum. Sheets LST sayfalar nokta select list diyeceğim. Bir dakika sheet sayfalar nokta list diyorum. List index nokta select diyorum. Şimdi bakalım şöyle mesela bakın ikiye tıkla. Ha, bir fazlası. Çünkü indeks sıfırdan geldiği için arkadaşlar bir fazlası diyeceğim. This index artı bir select diyeceğim. Şimdi bakalım isterseniz tekrar. Mesela sayfa 7'ye tıklıyorum. Bakın aşağıda sayfa 7'ye geldi. Sayfa 6 bakın şöyle aşağıda sayfalar arasında bu şekilde dolaşabiliyorum. Siz buralara mesela sayfalara isim verirseniz örneğin mesela buraya Ahmet dediniz. Ahmet Demir. Şuraya işte Mehmet Aslan dediniz. Yani sayfalarınıza eğer müşteri veya cari isimlerinizi verirseniz bu şekilde onların da isimlerini tıklar tıklamaz hemen o sayfalara gidebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Sayfalar arasında bu şekilde dolaşabilirsiniz. Örneğin buraya bir güncelle bir buton getireyim mesela.
Yeni bir sayfa eklediniz. Hemen şuraya güncelle dedim. Otomatik resim geldi. Şöyle tıklıyorum. Güncellemek için aynen şunu, hatta bunu isterseniz bir prosedüre alayım. Bunu listele diyorum. Aşağıya sub listele ve şu kodu buraya yapıştırdım. Şimdi güncellenin içine de listele diyorum. Tabii öncesinden list box'ı bir temizlememiz lazım şuraya. List lst sayfalar.clear diyorum. Önce temizliyorum. Sonra yoksa hepsi arka arkaya gelecek. Şimdi dikkat ederseniz sayfalarımız burada. Aşağıda sayfalar üzerinde dolaşabiliyorum. Görüyorsunuz. Yeni bir sayfa ekleyeyim. Mesela sayfa 9. Hemen sayfa 9 burada. Güncele butonumuz nereye gitti ya? Gizliymiş. Visible true diyeyim. Hatta isterseniz burada yeni sayfa da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir buton ekleyeyim. Buraya yeni diyorum. Ve içine girdiniz. Sheets.add diyorsunuz. Sayfaya da bir isim vermeniz lazım. Sayfa ismi ne diyelim? Deneme diyelim. Şöyle bakalım. Bu parantez içinde olmayacak herhalde. Bir dakika. Mesela ben eklemeyi bilmiyorum arkadaşlar. Kodunun nasıl olduğunu bilmiyorum farz edelim. Bunu makrodan öğrenebiliriz. Zaten makroların güzel tarafı da o. Mesela makro kaydede girdim. Tamam dedim. Şu anda beni şu anda kayıtta. Hemen şu artıya bastım ve kaydı durdu. Şöyle bakayım makro ne yazmış, yeni bir sayfa nasıl ekleniyormuş. Sheets add after active sheet. Tamam, şu kodu ben kesiyorum. Makrodan öğrendim ben bunu. Nasıl yapıldığını bilmiyordum. Makrodan öğrendim. Geldim şu yeninin içine girip buraya yapıştırdım. Bakın makro sayesinde bir kod yazmayı da öğrenmiş oldum. Şimdi ben yeniye basıyorum. Bakın hemen aşağıda bir sayfa ekledi. Sayfa 11. Güncelle diyorum. Bakın sayfa 11'i de getirdi buraya. Yeniye basıyorum. Sayfa 12 geldi. Güncelle dedim. Bakın sayfa 12 de çağırdı. Hatta yeninin içine güncelleyi de ekleyebilirim. Bakın şu yeniden sonra listele diyeyim. Dolayısıyla hem ekleyecek hem listeleyecek. Bakın yeni diyorum. Hemen sayfa 13. Yeni sayfa 14. Yeni diyorum sayfa 15. Ve sayfalar üzerinde de aşağıda gördüğünüz gibi, aşağıda fark ediyor musunuz? Rahat bir şekilde dolaşabiliyorum arkadaşlar. Sayfalar arasında dolaşmak, yeni sayfa eklemek. Umarım işinize yarar. Durum bu. Şu güncele artık ihtiyacımız yok. Güncele butonu ve içindekilerini silebilirim. Çünkü zaten listele butonuyla şuraya alayım yeniyi. Mesela yeniden adlandır da yapabiliriz sayfayı. Örneğin onu da isterseniz yapalım. Madem başlamışız. Şöyle şu yeniyi şuraya alayım. Şuraya bıraktım. Yeniden adlandır diyelim. Şimdi yeniden adlandırdığım zaman şöyle yapıyorum. Active sheet nokta name eşittir ya da şöyle yapalım, input box'ı da bir öğrenelim isterseniz ya da şöyle yapalım, yine makrodan faydalanalım. Bakın arkadaşlar, ben mesela bir sayfa ismini nasıl değiştireceğimi bilmiyorum mesela. Makroda nasıl öğreneceğim bunu? Hemen makro kaydede geldim. Ve bir tane sayfayı çift tıklayıp ismini işte deneme yaptım. Ve kaydı durdurdum. Şimdi o bana bir kod yazdı.
Macron yazdı. Koda gidip bakayım ne yazmış. Ne demiş? Sheets sayfa 11.name eşittir deneme. Tamam. O zaman ben bu kodu alayım. Bu kodu alayım. Şurada bir işim yok. Şu yeniden adlandırın içine girdim. Ve buraya yapıştırayım. Şurada sheets sayfa 1 diyor ya arkadaşlar. Sayfa 11 diyor ya. Ben bunun yerine aktif sheet diyeceğim. Aktif sheet yani aktif sayfa. Aktif sayfanın adı eşittir deneme. O zaman şöyle yapalım. Şu, hatta deneme demeyelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Aşağıda bir isim, bir text box yapalım. Şöyle buraya bir text box çizeyim. Bu text box'a ne yazarsam sayfanın ismi de o olsun. Bunun ismi nedir? Text box 1. Şimdi giriyorum yeniden adlandırın içine. ActiveSheet.name eşittir. Deneme yazmıyorum. Ve buraya ne diyorum? Text box 1 nokta value diyorum. Ve listele de diyorum. Aynı zamanda listelesin. İsmini değiştirdiğinde hemen de görelim. Şimdi deneyelim. Bakın mesela şu sayfa 9'u seçtim. İsmini Ali yazıyorum. Yeniden adlandır. Bakın hemen ismi ne oldu? Ali oldu. Sayfa 8'i seçiyorum. Mesela mavi bilgisayar diyorum. Yenile. Bakın hemen ismi mavi bilgisayar oldu ve aşağıda sayfa ismini de değiştiğini görüyorsunuz. Sayfa 1'i seçiyorum. Bunun ismini ana sayfa yapıyorum. Yeniden adlandır. Gördüğünüz gibi sayfa adı yeniden ana sayfa oldu. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Makrolardan yardım alabilirsiniz. Kendiniz biliyorsanız yazarsınız. Bu dersimiz bu kadar. Umarım işinize yarar. Şevket arkadaşımızın da sorusunu cevaplanmış olduk. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.